Evet, cümleden selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün mis gibi hava var. Gördüğünüz gibi. Tavuklarımızı salacağız şimdi. Şunlar da otomatik kapı olduğu için bunlar çıkmışlar. Şuradakileri açacağım şimdi. Bismillah. Hadi in bakalım gençler. Başka var mı? Yok. Şurada da var mı? Bunları da salalım hadi. Ben de diyordum şu büyük horoz nerede? Şu paçalları çoğaltacağım ya. Bunlar hoşuma gidiyor. Hay maşallah mübarekler. Şunları da salalım ama ya sabahleyin de bir tane köpek gördüm burada, tavuk yani tavukları kapar diye biraz şey yapıyorum ama neyse, artık bugün buradayım ben, kolaçan ederim en azından. Şunları da salalım çıksınlar, örtü böcek ne var ne yok yesinler şu etrafta. Zaten bunların şeylerini yapacağım ya, güzel gene tel örgülerini falan. Çıkmıyorsunuz mu lan? Bunun ibi niye pembeleşmiş? Bit mi var acaba gene? Kümeslerde bit olduğu zaman bitleri pembeleşiyor arkadaşlar. Kırmızı olması lazım. Yani yemleyelim sabah sabah. Gibili bili 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 gek 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 gek. Gerçi şuralarda yem var ya, yemler yerler herhalde. Mısırları yiyorlar. Dün annem diyor ki kümesin önüne şey geldi diyor, kondu diyor. Ha bu kümesin, üstteki kümesin önüne Doğan gelmiş konmuş. Tavuklar birbirini yiyordu diyor.
Şunlara kuru ekmek getirdim de. Böyle. Kuru ekmek. Yapmış zaten. Ya bunlar yesinler. Ekmek de yumurtlatıyor diyorlar ya. Ne kadar aslı var bilmiyorum da. Tavuklara ekmek verin diyorlar. Hadi gezin bakalım. Tavuklardan birkaç tanesinin ipikleri kırmızı değildi. Hafiften pembeleşmiş. Bu ne demek? Kümeste bit vardı. Bitten dolayı oluyor çünkü onlar. Kümesinin etrafını falan komple ilaçlıyor. İlaçlamayı yaparken kapıları kapatın. Bir saat falan şey dursun arkadaşlar, kapalı dursun. Ondan sonra aynı bu ilaçla şey yapacaksınız. Hayvanın koltuk altlarını, bir de göğüs altlarını, onları da spreyle şey yapacaksınız. Güzel yine ilaçlayacaksınız ama bir saat boyunca kümesin içine girmeyecekler. Evet arkadaşlar, kümeslerin ilaçlama işlemi bitti. Bir saat falan tavukları falan sokmayacağım hiç buraya. Tavukları da temizleyeceğim Allah nasip ederse. Şu bit illetinden kurtulalım ya. Ne yapıyorsunuz oğlum? He? Seydamet, köküyle mi söktün lan? Niye kesemedin mi? Koparamadın mı? Sedem abi bayağı büyümüş ya. Bunu sobada şey yapacağınız o zaman. Hı hı. He? Sobada şey yapacağız. Ama ne yap? He? Sobada kızartılıyor. Sobada şey yapacağım. Kızartma değil de. Kavuracaksın da sertleşecek yani. Bunlar şu an yumuşak var.
arkadan bastıracağım. Heyecan yani şey. Ha öyle. Kopattım. Tamam, kopar. Al onları. Şeyin üzerinde yap ama yere dökülmesin. Yerde dökülenleri alıyor. Yere dökülenleri de çok alma ya. Pis olmasın yani. Tamam, şeydekileri al. Yere dökülenleri alma, bırak. Alma oğlum. Tamam da pis oluyor. Kavururken suya koymuyoruz mu bunları? Yok oğlum, ne suyu? Normal mi kavuruyor? Sobanın güzinesine koyacaklar. Çok güzel. Çakılmıyordu. Buraya çaktım. Bunları da buraya çaktım. Sen ne yapıyorsun orada? Gene bir keseri eline almışsın. Baba. Bak, bunun içi çok güzel. Ha, böyle kenardan beri kopartırsın. Bak. Şöyle getiririz. Bak, şunları şöyle indir. Benim ellerim ilaçlı, o yüzden ellemek istemiyorum. Hadi sana kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Usta, sana da kolay gelsin. Bitirdin mi? Ne yapacaksın? Sobaya mı koyacaksın şimdi? Hadi. Babaanne. Geldi. Şunları getirdim. Hepsini yaptım. He. Sobaya koyarsa da şey yapar. Çekirdek de. Anne, bu tuz da koy ona. Hı hı. Soba yanıyor. İçerideki soba yanıyor ya. Bir taneden bu çıktı. Az tuzla anne onu. Tuzla. Soba yanmıyor ki. Tamam, yak o zaman sobayı. Bir tane çekirdekten ağrı çıkıyor. Bir kere ağrı öyle çıkıyor. Sorma ya, bir çekirdekten çıkıyor. Bir tane de. He. Bir tane ekeyim de, savruyum ekeyim, bir şeyden bir şey çıkıyor. Elinle karıştır anne. Bu nemli zaten, baksana. Koy koy, az daha koy. Ayağa koy. Koy koy koy. Çok tuz olur lan. Koy koy. Koysana anne. Çok tuz olur oğlum. Karıştır şimdi. Çekirdek yok diyor Emel. Ha, çekirdek. Koy güzineye. Anne. Heh, yakın sobaydı. Orada pişsin. Evet, çekirdeklerimizi güzineye koyduk. Şimdi bu üstteki kümesi temizliyoruz. Oğlum şimdi içerideki otları falan çıkartacak. Oraya güzel yine ilaç diyeceğim. İspençleri yine buraya koyacağız. İspençler burada duracak. Ne yapacağım bunu? Ne oğlum, o keser. Bu keseri değil oğlum. Ucu şimdi olan. Ucu olanı getir. Koy oğlum kovaya, kovaya dökelim. Elmaları da koyacağız da, elmaları süpürürüz dışarıya. Baba, elmalar dursun, o şeyleri gelince yerler. Yok oğlum, elmaları yemiyorlar lan. Niye? Neyse tamam, dursun. Elma zaten dökülür. Acuk o, elma değil. Bunu sana ver, git abine yardım et. Ne yapacağım? Samanları şeye koy. Bunu bırak. Samanları kovaya koyun. Hadi oğlum. Hadi paşam. Koymaya çalışmıyorum. Elinizle alın lan. Elinizi ben yıkarsınız. Ben yıkanmak istemiyorum. Yıkayacaksınız ellerinizi.
Sen içeriği süpür, Ömer Asaf da doldursun olmadı. Ömer Asaf git o kovayı boşalt. Şuradaki bahçeyi boşalt onu. Hadi. Git ileriye doğru, ortaya doğru git. Boşalt oraya. Boşalt oraya, boşalt. Tamam, daha gitme. Onu da atacağız dışarıya. Baban, deden koymuş oraya. Köpekler yatıyor diye. Kendi üstü mü o? Ne o? Yırtık mı? Ne o? Kendi üstü değildir oğlum, yırtıktır, bir şeydir. Abi üstü. Tamam, bunu da o abi yan tarafa koy. Ömer Asaf'a ver, Ömer Asaf'a. Ömer Asaf, onu da tikenlerin dibine koy oğlum. Seyda Bey, süper o, süpür oğlum güzel gene. Kangal var la, kimin o? Bizim o. Yok Üzeyir abi. Üzeyir abi. Ömer Asaf, yardım et oğlum. Kovaya doldur. Seyda Ahmet, otları koy oğlum. Elmaları da alalım, çünkü niye biliyor musun? İlaçlayacağız ya. Bit olmuştur elmaları. İlaç yapınca aynen. Aynen. Ne oğlum? Küreğe getir Ömer Asaf sen. Ne? Küreğe. Ama ucunu getirebilirim ancak de. Ha, o kürek işte. Aa, şu elmaları falan abin süpürsün. Şu samanları bir alsana Seyda Ahmet. Ne? Samanları. Aa, bunları keseydin mi? Keseriz oğlum onlar. Dursun. Çakıllar dursun. Oraları elleme. Oraları elleme. Oraları elleme. Aa, şuraya pusmuş. Tamam, pislikleri al, o pislikleri. Kum dökeriz oraya. Hı-hı. Buraya da yaptım. Tamam, onları al, o pislikleri al. Kürekle alın ama. Kürekle. Baba, ben şunu yapıyorum. Oğlum, süpürgeyle süpürsene paşam. Ömer Asaf, onları bırak oğlum. Ne? Bırak. O kadar da değil. Sadece şu elmaları süpürüp alacağız. Al kovayı, al, tamam al. Köpekleri buraya koymuş deden, burayı hep kokutmuş köpekler ya. Başka nerede? Baba, biz abimle köpeği şöyle bir itiyorduk. Tertemiz oluyorduk. Onu burada da deneyeceğim. Süpür oğlum.
tarafta kaldı lan. Baba. Hı. Kırmızı şeyi attın. Tahtayı şey yapmadın, ilaçlamadın. Evet arkadaşlar, ilaçlama işlemimiz bitti. Şöyle bir de düzenleme yaptım. Biraz kum koydum. Temizledim. Şu bölümü açtım. Buraya bak, şuraya yumurtlasın. Şuraya yumurtlasın. Buranın da mesela şurasını çakacağım. Bu kapı olmayacak yani. Burayı çakacağım. Burası sabit duracak. Buradan beri şu üste çıkıp yumurtlasınlar. Buraya pinesinler. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. İspençleri buraya koyacağım. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bizim çocuklar da ateş yakıyor. Eşek herifler. Evet. İspençlerimizi de koyduk. Bundan sonra buradalar. İlaçladık ama bir dahaki hafta Allah nasip ederse şalama alacağım. Tüple şalama alacağım. Yakacağım ya şeyler, duvarları falan böyle. Bir de öyle deneyeceğim bakalım. Şimdi tavuklarımız burada. Burada çuvalsınlar. Evet biz gidiyoruz. Yolcuyuz. Haftaya görüşmek üzere.
Hadi oradan.